babam öldürüldüğünde hastaneye gidiyor ve hastanede sadece bir kadın doğum uzmanı var. Yani, şey yok, doktor yok başka. Cenazenin olduğu gün ve daha gece da... Gece de değil aslında. Gece de değil, akşam saatleri. Akşam saat 4-5 arası. Cenaze öğlen Nevşehir'de ve cenazeye katılan komple 150 tane milletvekili var. Bir partinin genel başkanı var. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin o dönem. Genel başkanı var. Orada çok üst düzey bir güvenlik alınması gerekmez mi normalde? Gerekir. Aynı şekilde hastanenin hazır olması gerekmez mi bir sıkıntı olur diye? Hastanede sadece diş hekimi var. Bunlar tesadüf mü? Yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ama işte konunun yeniden özüne dönersek, işte sene oluyor 2020. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nevşehir İl Başkanı'nın ölümüne neden olan, daha doğrusu onu azmettiren kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin konjonktür gereği ittifakta olduğu bir partinin aynı ilde il başkanı oluyor. Yani işte zaten bizim aile olarak çok üzüldüğümüz ve anlamadığımız konu birincisi bu cüret. Neden o il ya? Yani illa siyaset yapacaksan git başka yerde yap değil mi? Çünkü bu bir meydan okuma gibi görünüyor. O da onun da ötesinde. Sonuçta biz bunlarla çocukluğumuzdan beri yaşamayı öğrendik. Azmettiricilerle, katillerle, onların kim olduğuyla. Artık onların bizim için bir önemi de yok. Yani biz çok barışçıl duygularla temiz büyüdük. Annem bizi öyle yetiştirdi. Yani bizim bir intikam vesaire o tipi duygumuz hiçbir zaman olmadı. Zaten bizleri bilen de bilir Nevşehir'de de. Gittiğimiz zamanlar ben seçim kampanyalarında da en çok ilgiyi MHP'lilerden gördüm. En çok böyle sarılanlar, benimle konuşmak isteyenler Milliyetçi Hareket Partililerdi. Çünkü bizim onlarla aramızda zaten bir sıkıntımız yok. Bizim burada tek sıkıntımız, dediğim gibi pişmanlık duymayan insanların, geçmişinde de katillik ve azmettiricilik olan ve bu işlerden hiçbir şekilde pişmanlık duymayan insanların siyaset sahnesine soyunmaları olmaları ve bunun karşısında da bizleri yalnız bırakan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Siz Ömer Ay'ın, babanız Zeki Tekiner ve CHP üyesi Yavuz Yüksel Baba'nın öldürüldüğü cinayetin azmettiricisi olduğunu söylüyorsunuz. Ve Ömer Ay da bununla ilgili hüküm giydi ve bu suçtan dolayı hapse yattı tahliye edilene kadar. Bu davanın dosyalarına, belgelerine ulaşmakta zorluk çektiniz mi? Nasıl ulaştınız bunlara? 2009 yılıydı. Biz toplumsal bellek platformu var. Öldürülen 28 tane öldürülen aydının ailelerinin oluşturduğu bir platform. İşte Sabahattin Ali'den en son Hrant Dink ailesine kadar olan, arada Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, işte buna benzer 28 tane aileden oluşan bir platform. Biz bu platforma katıldıktan sonra biz de şeyi araştırmaya başladık artık. Babamın dava dosyasını. Çünkü babamın dava dosyalarına ulaşmak şu anlamda çok zor. Çünkü davanın olduğu yıllar sıkı yönetim yılları. 1980 darbesinden sonra. Ve tamamı askeri mahkemeler. Haliyle bir sivil mahkemede değil dava dosyaları. Ve bunları biz nasıl bulacağımızı öncelikle araştırdık. Yani bir iki ay sürdü. Bu yöntemi nasıl olabilir? Yani bu dosyalar nerededir? Sonunda kız kardeşim gitti Diyarbakır'da buldu dosyaları. En son çünkü sıkı yönetim mahkemeleri Konya'dan Erzincan'a, Erzurum'a, oradan Diyarbakır'a kadar taşınmış ve dosyalar da arşivde o şekilde gitmiş. Dosyaları aldık, hepsinin fotokopilerini çektik, hepsini düzenledik, sonra okumaya başladık ve fark ettik ki bir klasör eksik. Ve o bir klasör de Ömer Ay klasörü. İşin açığı. Yani tam olarak dava sürecinin nerelere gittiğini göremiyoruz. Bir yere kadar var. Bir yerden sonrası elimizde o noktalarda bilgi yok. Zaten 1986 yılında tahliye ediliyor ve tamamen hukuksuz bir şekilde tahliye ediliyor. Yani üzerinde iki tane idam cezası varken tahliye ediliyor. Toplam 4 yıl hapiste kaldıktan sonra işte büyük ihtimalle de o kısmı görecektik. Eğer o klasör elimizde olsaydı neden, nasıl tahliye edildi? O kısmına dair muğlak bir durum var. Bilmiyoruz. Böyle sıkıntılarımız var. Aralarda tabii yani dosyayı da incelediğimizde aralarda bazı sayfaların olmadığını gördük. Ve o sayfalarda çok değişikti yani hani konulu böyle çok güzel anlatılıyor, geliyor bir yere kadar anlıyoruz ama öyle bir kilit noktada bazı sayfalar yok ki kopukluk oluşturuyor. Onları örmeye çalıştık. Onları da nasıl örmeye çalıştık? Ben de siyasetin içinde olan bir insandım. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde
Milletvekili adaylıklarım da var. Nevşehir'le hiçbir zaman bağımızı, bizim annemiz hiç kopartmadı, biz çocukluğumuzdan beri Nevşehir'le sürekli bağımız var. Gide gele insanlarla konuşarak, yani gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yani karşıt görüşten öyle diyeyim o döneme göre, insanların hepsiyle görüştük, konuştuk. Ne nedir, ne değildir, nasıl olmuştur, görgü şahitleriyle konuştuk, o dönemi çok iyi hatırlayan bilen insanlarla konuştuk. Dediğim gibi hem sağdan hem soldan insanlarla konuştuk ve bu kurguyu ördük. Sonunda o boşlukları bulduk. Yani ha, şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Yani mesela bazı şeyler var ki görgü tanıklarını şeye çağırıyorlar, mahkemeye çağırıyorlar. Onların söylediği şeyler yok dosyanın içinde. Kaybolmuş yani. Ya çıkarılmış, ya bilinçli, ya da belki de gerçekten şansına. Ama tabii Türkiye'de bazı şeyler ne kadar şansına oluyor, onu da artık kamuoyunun takdirine bırakmak isterim. İşte o görgü şahitlerini bulduk mesela. Onlarla konuştuk. Olayın olduğu an olanı, o insanların yakalanma hikayeleri, kaçırılma hikayeleri. Çünkü şöyle söyleyeyim, cinayetten sonra iki tetikçi birden kaçırılıyor. Kaçıran kişi de şu anda işte İyi Parti İl Başkanı olan Ömer Ay. Bu zaten kendi ifadelerinde de var. Yani bu hani benim kendisine yönelteceğim bir suçlama ya da böyle havadan uydurduğum bir şey değil yani. Zaten kendisi de bunu kabul ediyor. Onları kaçırdığını, silahlarını alıp Kızılırmak'a attıklarını, Ankara'dan, Nevşehir'den, Abdiköy üzerinden, yani Kozaklı tarafından çıkış yaptıklarını hepsini anlatıyor. Sonuçta bu mahkeme şeylerinde, ifadelerinde. Ama tabii ifadelerde Ömer Ay şeyi hep reddediyor. Ben yaptırtmadım diyor. Yani ben azmettirmedim diyor. Ama zaten garip olan şu. O azmettirmediyse bu katiller neden onun yanına geliyor ve kaçıyor? O neden onun ayarladığı evlerde kalıyor? Ve işin acı tarafı bunu şöyle kanıtlayan zaten maalesef bir durum var. 2014 yılında Nevşehir'de kendi paylaşımıdır Ömer Ay'ın. Sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşıyor. Ve bu tetikçiyle Nevşehir'de yemek yiyorlar. Yani 34 sene sonra yeniden o da oraya geliyor. Beraberce oturuyorlar, yiyorlar. Hani hiç alakası olmayan insan. Yani şeyi gösteriyor acı tarafı işte. O birlikteliği zaten biz biliyoruz da, onlar reddetse de. O var. İki, kötü olan şu, hiç pişmanlıkları yok. 1980 darbesine giden yolda belli başlı isimler hedef alındı. Amaç neydi? Halkı infiale sürüklemek ve sonunda gelecek darbeyi de meşrulaştırmak. Yani ülke çok kötüydü, her gün çatışmalar vardı, insanlar öldürülüyordu. Hem de çok değerli, iyi insanlar bak öldürülüyordu. Şimdi işte artık kesildi hepsi diyerek darbeyi meşrulaştırmaktı amaç. Burada da tabii Zeki Tekiner çok önemli bir figür. Çünkü Anadolu'nun bozkırında bir çiçek Zeki Tekiner. Yani bir canlı bir çiçek, çok renkli bir çiçek. Yani entelektüel birikiminden tutun, halkla olan diyaloğuna, ilişkisine, mesleği gereği diskin, töbderin ve köylülerin ve emekçilerin, işçilerin çok büyük zamanlarda ve genellikle bedava, hiçbir şekilde bir karşılık beklemeden bütün davalarını alıp ve çok da başarılı bir avukat aynı zamanda ve bütün o davaları da kazanan bir insan. Haliyle halk tarafından çok seviliyor. Esnaf seviyor, işçi seviyor, bütün herkes seviyor. Orada bir sıkıntısı yok. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Babam tehditler almaya başlıyor. Babam Şubat ayında da vuruldu. Yani 17 Haziran'da öldürüldü ama ondan 4 ay önce bir silahlı saldırıya uğruyor. Ve orada diyor ki çevresindekiler, ya Zeki Bey çok tehdit alıyorsun. Bak saldırıya da uğradın. Sen acaba başka bir ile mi gitsen bir süreliğine? O da diyor ki beni Nevşehir'de, Nevşehirliler beni vurmaz. Evet. Benim başıma Nevşehir'de bir şey gelmez diyor aslında. Ha, başına Nevşehir'de bir şey geliyor ama vuranlar tabii ki işte birisi Manisa'dan, birisi Uşak'tan getirilen iki tane tetikçi. Şimdi Zeki Tekiner'in öldürmesinin ardından bir de bu cenaze meselesi var. Cenazesi Nevşehir'de cenaze töreni gerçekleşiyor. İşte çok sayıda milletvekili gidiyor. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de orada. Ama orada da bir ateş açılıyor. Ve o dönem galiba işin ilginci ne Nevşehir Valisi ne Emniyet Müdürü ortalıkta gözükmüyor. Ya ben tabii çok küçüktüm. Haliyle benim hatırlamam mümkün değil ama yıllar sonra herkesle görüştük. O cenazede olan da çok insanla görüştük. Gerek milletvekili gerek normal halktan insanlar. Hepsiyle görüştük. Hani ne nasıl oldu, ne oldu hepsi anlattılar. Şuradan ateş açıldı, şöyle oldu, şuraya kaçtı insanlar falan diye.
yapı maalesef şeyi gösteriyor bize. Bu bir organize hareket. Çok net bir organize hareket. Çünkü valinin haberi yok. Emniyet müdürü diyor ki yok bir şey olmadı diyor mesela. Vali mesela Süleyman Demirel arıyor. Başbakan Süleyman Demirel arıyor, diyor ki burada diyor CHP'liler kendi kendilerine ateş açtılar. Oysa ki hiçbir şey olmadı diyor. Yani şimdi işte trajikomik bir durum yani. Hani bir cenaze ekeceksin, siz kendi kendinize ateş açacaksınız. İşte 7 tane milletvekili yaralanacak, halktan bir sürü insan yaralanacak falan. Kendi kendimize yapmış olacağız. Bir de kaldı ki bu cinayet, ya daha doğrusu bu cenaze de Zeki Tekiner'in cenazesi. Sanki hani şey, o Zeki Tekiner de sanki eceliyle öldü hani gibi. Sonuçta hiç tutar yanı olmayan o dönemin açıklamaları, o dönemin İçişleri Bakanı'nın da açıklamaları aynı yönde. Yani burada maalesef çok derin bir devlet yapılanmasını topyekün olarak görüyoruz. Biz mesela aile olarak 2 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta saldırıya uğradığında aynı şeyleri düşünüp ağladık. Yani çünkü senaryo aynı gibiydi. Yani bir anda çevresi sarıldı, linç edilebilirdi. Allah korudu. Gerçekten Allah korudu, öyle kurtuldu bence. Peki Ömer Ay azmettiricilikten hüküm giydi. Evet. Yalnız tabii ifadelerini size bahsettiğiniz azmettirmediğini iddia ediyor kendisi. Evet. Hatta bu konuda daha sonra katillerin de ifadelerini değiştirdiğini biliyoruz. İşte Ömer Ay'ı biz bilerek suçladık, aslında o azmettirmemişti gibi. Bu konuyla ilgili nasıl bir yorum getirirsiniz? Ya bu şöyle yani yani mahkeme süreçlerinde bunlar maalesef oluyor. Çünkü hani avukatlar devreye giriyor, bilirkişiler devreye giriyor, ifadeni şöyle ver, önceden böyle demişsin, şimdi şunu değiştir. Hani bunlar olan şeyler zaten ceza davalarında. Biz de bütün dosyayı incelediğimizde yani böyle 180 derecelik dönüşler var bazı konularda. Yani bir öyle diyorlar, aradan 2 ay geçtikten sonra ha öyle demiştim ama yok öyle değil böyle deyip tam tersini savunuyorlar. Bunlar oluyor. Böyle yapılıyor diye bir suçtan da kurtulamazsınız. Yani yaptığınız bir suç varsa ifade değiştirerek O suç yok olmuyor ortada. O suç orada. Cinayet işlendi. Bunu da birisi yaptırttı. Bütün katilleri tanıyorsun. Katilleri kendi evinde barındırıyorsun. Kaçmalarını sağlıyorsun. Onlara silah sağlıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Sonunda da senin orada ne işin vardı deyince de bir şey demiyorsun yani. Yok ben yaptırmadım. Böyle olmaz. Yani hani bunun böyle olmadığını zaten herkes biliyor da. Vicdanlar zaten bunu bilir. O vicdandan bunu silemezsiniz. Kendi vicdanından da onu silemez. Dediğim gibi benim için hiç önemi yok. İnsanlar istediği partide siyaset yapar. Her şeyi de yapabilir. Her şeyi de söyleyebilir. Hiç problem değil. Ha, birilerini çok incitmediği sürece. Biz de buna çok dikkat ederiz insanları incitmemeye ama dediğim gibi tek benim için kriter pişmanlık. Yani pişmanlık duy, ben çok pişman oldum, çok özür dilerim, ben bunu niye yaptım falan, bir şey söyle, bir açıklama da bulun, ondan sonra yapıyorsan yap siyasetini. Ama bunların hepsini övücü sözlerle hala kendim ve bazı o dar çevredeki insanların sana kahraman gözüyle bakıp bir cinayet işlendikten sonra çok iyi yaptın, harikasın, reissin gibi sıfatlar taktıktan sonra ne oldu ki? Hani nerede onun barış için yapılan siyaset, insanlar için yapılan siyasete ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tamamen yine nefret doğumları eken ve bundan beslenen bir siyaset devam edecektir. Bu da ülkemiz için hiçbir şekilde kabul edeceğimiz bir şey değil. Ömer Ay 5 Temmuz günü evet. Başkan seçildi ve oraya galiba CHP'den temsilciler de katıldı. Maalesef. Yani şöyledir. Mesela şuna çok bir şey demem. Siyasette bu her zaman vardır. Yani başka sizin en sevmediğiniz bir parti de olsa oraya temsilci göndersin siyasi nezaket icabı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmalı tabii ki. Tabii ki o kongreye de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temsilci gidecek. Ama çok geniş katılım nedir? Ve seçilecek insanın kim olduğunu biliyorsunuz. Seçilecek insan sizin 40 yıl önceki il başkanınızın öldürten kişi. Bununla ilgili yargılanmış, bundan dolayı idam cezasına çarptırılmış bir kişi. İşte bizi yaralayan bunlar. Yani işte partinin bu konuda duyarsız kalması. Ufacık bir açıklama bile yapmadılar. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Bizim de aile olarak zaten üzüldüğümüz bu. Benim dedim ya Ömer Ay orada il başkanı olmuş vesaire, evet olmasın. Ama olduysa da o benim çok derdim değil. Benim en büyük derdim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda hiçbir tavır almaması. Nasıl bir tepki beklerdiniz CHP'den? Yani şöyle bir tepki, bunlar bakın siyasette illa bazı şeyler
kameraların önünde, gazetelerin içinde, sayfalarında olmaz. Çeşitli görüşmeler yapılır ve bazı şeyler engellenebilir. Yani hiç o kongre olmadan bile bu işler çoktan bitirilebilirdi. Yani bunu benim burada anlatmamın bir manası yok. Nasıl olacağını herkes bilir. Yani çeşitli görüşmeler yapılır ve bunlar halledilebilir. Siyasi nezaketen konuşulur. Kimsenin canı sıkılmadan, kimse üzülmeden bu işler halledilir ama işte maalesef şöyle bir şeye döndü iş. Gene aileye bıraktılar işi. Yani biz şey diye düşünüyorduk hep. Artık Zeki Tekiner Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal olmuş bir insan artık değil de zaten öyle de. Biz ama bunu herkesin kanıksadığını düşünmüştük Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ama yine onunla ilgili bir hak savunuculuğu yine ailesine düşüyor. Yani parti yine bizi maalesef burada yalnız bıraktı. Ben hayatımda hiç kendimi bu kadar dışarıda ve yalnız hissetmemiştim. Yani o çatıyı aldılar üzerimizden, parti çatısını. Bizim aile olarak kırgınlığımız bu. Siz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdınız. Evet. Ama cevap alamadınız. Maalesef kendisinden cevap gelmedi. Olumlu ya da olumsuz. Yani bence gelmeliydi. Bence yani bunu hak etme mevzusu da değil. Yani zaten herhangi bir vatandaşta, herhangi bir konuyla ilgili bir kendisini ilgilendiren önemli bir gelişmeyle ilgili bir mektup yazdığı zaman o mektuba cevap verilmeli zaten. Öyle ya da böyle. Ama bize cevap dahi verilmedi. Şeyleri anlayabilirim. İttifaktır vesairedir. Ama bu bambaşka bir konu. Yani burada bunlar çok çözülebilesi konular ve çok sıkıntılı olacağını da düşünmedim konularda ama maalesef bir cevap gelmedi. Size CHP'deki geleceğinizi de sorgulattı mı siz? Maalesef evet. Hem de çok büyük şekilde sorgulattı. Yani üzüldüğümüz şu oldu. Biz 2009 yılında Nevşehir'de anmalara başladık. Babamla anma. Özellikle de Nevşehir'de yapmak istedik. Birkaç defa mesela bu sene İstanbul'da, yani İstanbul derken online yapabildik pandemiden dolayı. İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bir şey. Canan Hanım'ın da olduğu bir anma töreni yapıldı. İki sene önce Ankara'da yaptık. Burada büyük Şankaya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği büyük bir anma yapıldı. Ama ben hep Nevşehir'de yapılmasından taraftardım. Çünkü Zeki Tekiner ismi artık tabii şimdi yaş ve yıllara baktığınız zaman artık belli bir yaşın üstü tanıyor. 60 ve üstü. Onun altın tanıma şansı yok çünkü o zaman onlar da çocuklar yani. Yeni nesil de öğrensin. Bilsinler. Bu şehirde böyle bir değer vardı. O değer böyle yitirildi. Sonunda böyle oldu. Tarihini bilsinler Nevşehir'in. Siyasetini bilsinler. Babamı unutmasınlar. Bunun için hep Nevşehir'de olmasını çok önemsedik biz aile olarak. Ve her senede Nevşehir'de anmaları yaptık. Ve her senede Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında biz çağırmış olduk anmaya. Şunu da istemedik. Çünkü babam tek başına bir Cumhuriyet Halk Partisi değeri değil aslında. Bütün görüşlerin de değeri. Biz o anmalara herkesi çağırdık. O anmalara gelen ülkücüler de oldu. Bizim belki toplumun genelinin bilmediği ama benim bildiğim. Bunları biz yaptık. Amacımız buydu. Yani babamın adını orada yaşatmaktı. Ama işte gel gör ki sene 2020 olup o işte Ömer Ay'ın İyi Parti il başkanı olmasından sonra ne CHP Nevşehir'den, ne CHP Nevşehir'de herhangi bir ilçeden, belediye başkanlarımızdan, ne işte genel ne genel merkezden, hiçbir yerden ses çıkmadı. Ben inanamadım. Yani o zaman dedim yani biz boşuna yapmışız ya. Yani biz bu ismi yaşatmaya, bu anmaları biz boşuna yapmışız. Yani biz hiçbir şey anlatamamışız ki. Hala dönüp İnsanlar şey diyorlar, siz aile olarak nasıl karşı çıktınız ya da çıkıyor musunuz? Yani biz aile olarak çıkmamıza tek başımıza gerek var mı ya? Normalde yok ama böyle yalnız bırakıldık. Bunları da görünce bakalım biz de kendimiz sorguluyoruz CHP ve CHP içindeki geleceğimizi ama o da çok önemli değil zaten artık.